Şube-i Hafiye'nin izahıyla Divan-ı Harp müdafatından bazı yerler. Bu on buçuk cinayetlerin sıralanmasından sonra Bediüzzaman'ın 31 Mart'ın birinci Divan-ı Harbi Örteği mahkemesine karşı müdafatını şöylece sürdürmüştür. Bazı yerlerini alarak ve tercümeyle. Ey paşalar zamitler! Bu on buçuk cinayetin şahitleri binlerce adamdır. Belki bazıları da İstanbul'un yarısı şahittir. Ben bu 11 buçuk cinayetin cezasına rıza ile beraber 11 buçuk sualime de cevap isterim. İşte bu seyyatıma bedel bir hasenem de var söyleyeceğim. Herkesin şevkini kıran ve neşesini kaçıran ve kin ve taraftarlık hissini uyandıran ve bölünme, parçalanma sebebi olan halkın kurduğu cemiyetlerin oluşmasına sebebiyet veren ismi meşrutiyet ve manası zorbalık olan İttihat ve Terakki'nin ismini lekedar eden buradaki şubeyi Hafiye'ye muhalefet ettim. Hem şube Hafiye hem Teşkilat-ı Mahsusa birbiriyle karıştırılabildiği hem Bediüzzaman Hazretleri'den bu sebeple de iftira atıldığından şube Hafiye'nin izahını yapıp Teşkilat-ı Mahsusa'yı yeri gelince izah edeceğiz. şube Hafiye'yi anlamamız için merhum Abdülkadir Badıllabi ile Rıza Nur'u dinlememiz yeterli olacaktır. Şube-i Hafiye herhalde teşkilat-ı mahsusa gibi gizli bir kuruluştur ki o zamanlar gizli ajanlar gibi iddiat ve terakkinin içindeki Avrupavi zihniyetlerin hesabına herkesin harekatını takip etmekle ve jurnalcilik yapmakla işe girmişlerdir. Şube-i Hafiye teşkilat-ı mahsusa değil iddiatçıların bir çeşit şimdiki mit gibi gizli bir teşkilatıdır. Rıza Nur ise şöyle der. Şube-i Hafiye, İttihat ve Terakki'nin iş başına gelmeleriyle birlikte kurdukları gizli bir hafiye teşkilatıdır. Bu şubeye Ricali Gayb, Cemiyeti Hafiye ve Şube-i Hafiye denilirdi. Bunlar karanlık odalarda Farmason localarında kurulan bir gizli devlet ve saltanat ile esatiri bornozlara bürünmek isteyen Ricali Gayb ile Meclis-i Mebusan ve devairi devlete müstevli olan bir cemiyetti ki artık hukuk umumiye hakkında rava görmedikleri hareketler istihfaflar bırakmadı. hürriyet efkar, hürendiş mütalat ve harekat üzerine nemrudane saldırmalar gösterdi. Bu cevaplardan sonra Bediüzzaman'ın müdafatından bazı cümleleri aktaralım. Eğer meşrutiyet bir şubenin istibdadından ibaretse ve yalnız ona isimse ve hilaf-ı şeriat hareketse fel yeşhedü fekalani enni mürteci'un Zira yalanlarla iddiat yalandır ve ifsadat üzerinde müesses olan ismi meşrutiyet fasittir. Müsemma-i meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerinde beka bulacaktır. Hakkın hatırını kırmayacağım. Hakikatı söyleyeceğim. Zira hakkın hatıra alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın, yalnız hak sağ olsun. Cemi kuvvetimle derim ki, terakkimiz ancak milletimiz olan İslamiyet'in terakkisiyle ve hakaiki şeriatın tecellisiyledir. Yoksa yürüyüşünü terkle, başkasının yürüyüşünü öğrenme diye masada olacağız. Evet, hem şan şeref, hem sevab ahiret, hem hamiyet milli, hem hamiyet İslami, hem hubbu vatan, hem hubbu dinle mütehassiz olmalıyız. Zira müsenna daha muhkemdir.